ya. Kendimizden bitirelim. Bugün hangi dosyadan devam ediyoruz hocam? Dördüncü dosya dedi ya hocam. Hayır, belki yeni bir problem yükleyecektir orayı biz. Yükleyeceğim. Daha yüklemedim de. Bölmeyle ilgili yükleme yapacağım. Doğal sayılarda bölme işlemiyle ilgili bugün konu anlatımı yapacağım. Çünkü bir süredir soru çözüm üzerinden gidiyorduk. Bugün konu anlatımı yapacağım. Bölme işlemi önemli. Bölme ve bölünebilme kuralları diyeceğiz. Sonrasında sıklıkla rastladığınız EBOB, ECOG ve rasyonel sayılar takibinde devam etmekte. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Ocağın ortasında da problemlere, Şubat'ta tatilinde de bol bol problem çözmüş olacağız. Bu konuların tekrarı artı problem çözerek sürece devam etmiş olacağız. Buradakiler sanki pazartesi de vardı. Hani birkaç kişi mi ekli? Ben vardım. Evet. Burak da vardı. Bazı kişiler sanki bugün çünkü çok kalabalık oluyordu. Ferdane Hoca, Ferdane Süleyman Könes o terk etmiş, katılmış, çıkmış. Siz zaten ikiye ayırmıştınız galiba. Pazartesi YGS, çarşamba EKPSS diye ayırmıştınız. Evet ama EKPSS gelmemiş olabilirler. Yok, EKPSS daha kalabalık oluyordu. Bir azlık var. Belki ne bileyim Türkçe'ye katılanlar var mıydı acaba aramızda? Hani, matematiğe katılan. 3-4 kişi vardı. Matematiğe girmeden. Efendim? Bazen oluyor ki hocam böyle hani Türkçe'ye katılıp da matematiğe geldiği zaman yorgun düşen arkadaşlar olabiliyor. Hani arada bir 5-10 dakika arada olmuyor her zaman. Geliyorlar sanki böyle yavaştan, böyle beni duydular galiba sesimi. Uğurlu geldiniz hocam. İstiyorsanız bir 5 dakika daha bekleyebiliriz. Hani biraz gecikmeli oluyor ama. Hocam merhaba. Merhaba. Bu ara... test hangisi? Özür dilerim. Efendim Ercan, tekrar söyle. İndireceğimiz test hangisi buradan? Onu da indirmiş olalım. Yok, o bugün indirmeyeceğiz. Bugün konu anlatımı gerçekleştireceğiz. Yani biz takip yapacak mıyız biz dosyadan? Yok. Haftaya takip yapacaksınız. Haftaya bölme, bölünebilme ile ilgili soru çözmüş olacağız. Bir de bu hafta için 8 tane test yükleyeceğim arkadaşlar. Hemen dersten sonra yükleme yapacağım. Çünkü masa üstümde şu an. Mikro konu testi diye böyle konu testleri var. Bunlar mikro konu testleri, birkaç konuyu birlikte içinde barındıran testler. Örneğin temel kavramlar içinde barındıracak, sayı basamakları içinde barındıracak, ardışıklarla ilgili sorular olacak gibi gibi. Bunlar mikro konu testi diye 8 tane sorudan oluşuyor. Bu şekilde 8 tane test yükleyeceğim. Bence bunları mutlaka bu hafta içinde bakın. En azından şimdi yeni konuya geçtik. Bir tekrar da yapmış olursunuz. Acaba nerede eksiklerim var, ben neyi anlamamışım? Bu şekilde hem kendinize de geri dönüşler vermiş olursunuz. Yeni testler mikro konu testi 1, konu testi 2, başlarında mikro olacak arkadaşlar. Mikro konu testi 8'e kadar. Tabii. Bunlar haftaya kadar en azından bir hafta süreç olmuş olur. Yarın indirirsiniz siz inşallah. Hafta sonu çözmeye çalışın. Boş vakitlerinizde çözmeye çalışın. Çok zor değil. Sadece pratik yapmak adına birazcık konu testlerini çoğaltmış oldum. Alışkanlık haline getirelim çözümlerimizi ki hızlanalım, yani amacımız hızlanmak. Evet hocam, belki biraz rahatsız ediyorum ama dosya sıralamasına bakmış mıydınız? Dosya sıralamasına yalan söyleyeyim mi değil mi? Yalan söyleyeyim mi? İndirdim hepsini ama bakmadım. Yani yarı baktım yarı bakmadım. Böyle bir tuhaflık var. O da yoğunluktan kaynaklı bir durum. Üzerimde 120 öğrenci var. 120 öğrenci var, 360 kağıt var, böyle hepsi şu an çok karıştı böyle. Onun için yani hani... Yüklemesi, hani YouTube kanalının yüklemesi sizin yöneticilerle vereceğiniz bir karar olduğu için. Yani benim için acelesi yok ama hani... Bu cumartesi yükleyelim dedik hafta sonu. Tabii onun dönüşü...
için bir resim lazımmış galiba. Bununla ilgili bir PowerPoint'la bir slide yapılması lazım. PowerPoint'la slide yapılması lazım. Veya Movie Maker gibi programlarla bir yapılması lazım. Ondan sonra yani, kanala atılması lazım. Şimdi bir tane Sevgi Hanım diye biri var, Sevgi Hoca diye. Bu böyle bir şey yapmış. Dikkatinizi çektim bilmiyorum YouTube'da. Görme engelliler için sesli matematik diye ekranına karanlık bir mum koymuş ve derse direkt başlıyor anlatmaya. Böyle bir şey vardı hani PowerPoint anlamında. Yaklaşık 7 tane ses kaydı koymuş. Hiç dinlediniz mi, rastladınız mı? Yok, ben görmedim. Ne yazacaktık hocam, ben ona bakmadım hiç. Belki bugün bakabilirim ona. Görme engelliler için sesli matematik. Tamam. Efendim? Tamam, bakarım. Tabii ben sıfırdan itibaren yeniden yüklemiştim. 12'ye kadar başına biliyorsunuz jenerik gibi bir şey yüklemiştim. Buradan indirilmesi biraz uzun sürüyor Burak. Bunu nasıl yapabiliriz? Dosyaların boyutlarını küçülttüm hocam. Yani artık 120 değil 96 olarak kaliteyi düşürdüm. Yani indirmesi her dosya için süre daha kısa sürüyor. Bir de hani şu anda mesela ders verirken indirirseniz veya bir sohbet alanında konuşma yaparsanız uzun sürer. Yani onu yalnız olduğunuz bir zamanda... Uzun sürüyor ve zaten şu anda... Yandex yapsana. Evet, Yandex. Yandex hesabımda benim bir sıkıntı var. Zaten Ruslara da hizmet ettiği için gidip de Ruslara destek vermek istemedim. Eskiler var. Eskileri yükleyebiliriz öncelikle YouTube'a, değil mi? Eskilerden kaç tane var? Bak senin elinde. Benim elimde hani eskiler duruyor ama onların boyutları biraz büyük ya. Ben işte buraya yine tabii eskileri de kapsıyor buraya yüklediklerim. 01'den başlıyor ya. 01'den başlıyor, eskiler de dahil. Eskiler derken benim geçen sene. Ha, geçen sene. Geçen senenin kayıtlarına bakmam lazım ama geçen sene Naz Hoca'nın kayıtları falan var elimde. Sizin kayıtlarda olması lazım. Ben de indirmişim ama çok indirmemişim çok fazla. Onları da ben bir dönüştürürüm. Olmazsa aşağıda 96 olarak buraya yüklerim. Tamam. Aşağıda arşiv odası var ya. Evet. Arşiv odasında çok fazla bir şey yoktu galiba. Var mı? Yok. Yok, oraya daha henüz bir şey yüklemedim. Çünkü coğrafya kayıtlarının yetişmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi Olcay geldi. Hoş geldin Olcay. Hoş bulduk hocam. Şimdi arkadaşlar doğal sayılarda bölme diyeceğiz. Başlıyorum dersime. Konu anlatımı yapacağım. Konu anlatımı yaparken 2 veya 3 örnek çözüyorum arkasından. Bir örneği size yöneltebilirim. Siz de en azından konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçmüş olursunuz. Derse başlıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Doğal sayılarda bölme ve ilk başlığımız bölme işlemi arkadaşlar. Bu kısımda bölme işlemini inceleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken olay, bölünen, bölen, bölüm ve kalan sayılarının neler olduğu üzerine. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan kimler? Onları bir inceleyelim. Örneğin 123 sayısını 12'ye böldüğümüzü düşünelim. 123 sayısı bölünendir arkadaşlar. 12 bölendir. 123'ü 12'ye böldüğümüzde 12 ile 1'i çarparız. 12'nin içinde 1 defa vardır. 12'nin altına 12 yazdığımızda 0, 0. 3'ten 0 çıkınca 3 kalır. 3'ün içerisinde 12 olmadığı için 1'in yanına 0 koyarız. Bakın, bölünen 123, bölen 12, bölüm 10 ve sevgili kalanım 3 arkadaşlar. Burada bölünen, bölüm, bölen ve kalan
kavramlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu başlık anlatımından sonraki soracağım örnekler buna yönelik olacaklardır. İlk örneğimiz 1212'yi 12'ye böldük. Bölüm y kalan x yukarıdaki bölme işlemine göre x artı y toplamı kaçtır arkadaşlar? 212'yi 12'ye bölüyoruz. 1212 bölünen 12 bölen y bölüm x kalan arkadaşlar. Şimdi bölmede dikkat edeceğimiz şeyi söyleyeceğim. Bölme işlemini yaparken arkadaşlar öncelikle soldan başlıyoruz. Soldan ilk ikisi 12. 12'nin içerisinde 12 bir defa var. 12 ile 1'i çarpıyoruz. 12. 12'den 12'yi çıkarttığımızda 0, 0. 1212 dediğimiz için 1 aşağı iniyor. 2 aşağı iniyor. Ne kaldı? 12. Ama bakın burada küçük bir hata yaptım. Neden? Bakın 1'i aşağıya indirdim ya. Şu soruyu sormam gerekiyor. 1'in içerisinde 12 var mı? Yok. Yoksa 1'in yanına ne koyuyorum? 0 koyuyorum arkadaşlar. 0 koyduktan sonra 2'yi indiriyorum. 12 oldu. 12'nin içerisinde 12 bir defa var. 12 ile 1'i çarparsam 12 kalan 0 olur. Bakın kalan 0 bölüm 101 olmuş oldu. Burada dikkat edeceğimiz husus bakın bir rakamını indirirken içinde 12 olmadığı için bölüme 0 yazıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus bölünen kısmındaki 3. basamaktaki 1'i indirirken bir rakamın içerisinde 12 olmadığı için bölüme 0 yazılarak bölme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Kalan 0 olmuş oluyor. Bölüm 101 olmuş oluyor. Şimdi ikinci soru sizin olsun. 21.215 21'e bölündüğünde bölüm y kalan x olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır arkadaşlar? 21.215 21'e böldüğümüzde bölüm y kalan x olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır arkadaşlar? Bir dakika bekliyorum. Mesaj olarak mı atalım hocam? Mesaj olarak hemen cevap veririm. Sayısını 21'e böldüğümüzde bölüm y kalan x olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır arkadaşlar? Hocam size sonuç açtım bakar mısınız? Evet, evet, evet gördüm arkadaşlar. Bir bakmanızı istiyorum. Bir şeyi kaçırmışsınız. Yanlış mı hocam sonuç? Evet.
Oktay, tekrar bakmanı istiyorum. Yunus Emre, Aysun sen de. Siz yaptığınız mu süreci benimle birlikte hemen hemen cevaplar aynı geliyor. Arif basamak değeri arttı. 4 basamaklı, diğerleri 3 basamaklı göndermişti. Şimdi bakın arkadaşlar. Doğru cevaplarla karşılaşmadık ama yakınlaştınız. Ama bir yerde bir küçük bir hata yapmış olduğunuz sanırım. 21.215'i bölerken soldan sağa doğru gidiyoruz. Evet Nurhayat. Teşekkür ederim. Dilerim Naciye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada ben size soru soracaktım ama sonra sorayım. Yani müsait olduğum zamanla. Sonra. Şimdi arkadaşlar 21.215 sayısını 21'e soldan sağa bölerken 21'in içerisinde 21 kaç defa vardır? Bir defa vardır. 21 ile 1'i çarpıyorum. 21 ne olmuş oldu? 0 oldu kalanlar arkadaşlar. Sonrasında 3. basamakta bakın 21.215 dedim ya. 3. basamakta 2 var. Onu aşağı indiriyorum. 2'nin içerisinde 21 var mı? Yok. O halde 1'in yerine ne atıyorum arkadaşlar? 0 atıyorum. 2'nin yanına 4. basamaktaki 1'i indiriyorum. 21 oluyor. 21'in içerisinde 21 bir defa var. Bakın 1... 201 olması lazım değil mi? 0 atacağız. Şöyleydi okuduğum sayı. 21.215. 2, 1, 2, 1, 5. 5 basamaklı bir sayı. Tamam mı Arif? Sonra 21'in içerisinde bakın 1 vardı. 2'nin içerisinde 21 olmadığı için 0 koyduk. 2'nin yanında hemen 4. basamakta 1 var. İndirdik 21. Bölüm kısmında 1, 0. 21'in içerisinde 21 bir defa var. 101 oldu arkadaşlar. 21 yazdık 0, 0. Bakın 21.215 dedim ya. Bir de 5 var. 5'i aşağı indiriyorum. Dikkat. 5'in içerisinde 21 var mı? Hayır. Yoksa bakın ne yapıyorum 101'di bir sıfır dağıtıyorum bölüm ne olmuş oldu 1010 bakın bölüm ne oldu 1010 oldu kalan ne oldu arkadaşlar 5'i aşağı indirmiştim 1010'la 5'i toplarsam ne olur 1015 biraz anlaşıldı mı? Evet. Hocam bir daha anlatabilir misiniz ben bunu anladığım gibi ama biraz pekiştirmek istiyorum. O zaman başka bir örnek sorayım mı benzer? Olabilir ama anlayamadım yine. Çok anlayamadım yani. Tamam tekrar anlatıyorum o zaman. Şimdi bakın 21.215 basamaktaki rakamları kodluyorum. Buradan sağa 2, 1, 2, 1, 5. 5 basamaklı sayımız arkadaşlar. Kaça bölüyoruz? 21'e bölüyoruz. Şimdi bölerken soldan başlıyoruz. Soldan ilk iki rakamı alıyoruz. 21'in içerisinde 21 kaç defa var? 21 çarpı 1. Efendim? 1 defa dedim hocam. 21 çarpı 1, 21. 21'in altına 21'i yazıyoruz. 0, 0. Sonra bakın soldan sağa 3. basamağa geldim. İlk 2'yi hallettim. 2'yi aşağı indiriyorum. 2'nin içerisinde 21 olmadığı için 1'in yanına 0 atıyorum arkadaşlar. Sonra 4. basamaktaki rakamımı indiriyorum. 1'i indiriyorum. Ne oldu? 21. 21'in içerisinde 21 kaç defa var? 1 defa var. 21 ile 1'i çarpıyorum. Ne ediyor? 21. O da ne etti? 0. 0. Bakın
5 basamaklı son rakamında 5 var. 5'i indiriyorum bu sefer. İçerisinde 21 var mı? O halde 101'di. 1'in yanına 0 attım. 1010 bölümüm oldu. Kalanım ne oldu arkadaşlar? 5. 1010'la 5'i toplarsam 1015 olmuş olur. Tamam mı? Benzerini daha çözeceğiz. Üçüncü örneğimiz. 23.000. 23 sayısını tekrar söylüyorum. 23.000. 23 sayısını 23'e böldüğümüzde bölüm y kalan x olduğuna göre y kaçtır? Yani bölümü soruyoruz arkadaşlar. 23.000 23 sayısını 23'e böldüğümüzde bölüm y kalan x. Buradaki bölme işlemine göre y kaçtır arkadaşlar? Hocam ben muhabbaya gitmiştim de bir daha alabilir miyim soruyu? 23.000 23 sayısını 23'e böldüğümüzde bölüm y kalan x olarak temsili gösterilmiştir. Yukarıdaki bölme işleminde y kaçtır diyor arkadaşlar. Yani bize bölümü soruyor. 23.023 değil mi hocam? Evet, 23.023. Kodlayalım. Soldan sağ 2, 3, 0, 2, 3. Hocam size yazıyoruz değil mi sonucu? Evet. Tamam. Tamamdır Naciye. Nurhayat doğru. Olcay evet. Arif hocam, üzgünüm. 23'ü 23'e. Evet evet. Hocam gönderdim. Sonuç gönderdim. Derya, sanırım yanlışlıkla bir sıfır fazla. Burak yanlış. Şimdi soruyu çözüyorum. Aysun doğru. Yunus, gönderdin mi bana şimdi? Evet hocam, şimdi gönderdim. Yanlış sanırım. Dikkatli çözelim. Tamamdır Derya. Evet hocam, bir sıfır fazla koymuşum. Evet. Şimdi bakın, dinleyin, cevaplarınızı karşılaştırın. Şimdi 23.023'ü 23'e böleceğiz. Yine soldan sağa ilk iki rakamı aldık. 23. 23'ün içerisinde 23 bir defa var. 23 ile 1'i çarptığımızda 23. 23'ten 23'ü çıkardık. 0 0. Bakın, kodlarken 3. basamakta 0 var. 0'ı aşağı indiriyoruz. Ne oldu? 0'ın içerisinde 23 var mıdır? Yok. O halde 1'in yerine 1 0 atıyoruz. Sonra 4. Efendim? 0 yazmamız gerekmiyor mu? Yoksa direkt. Yazdık. Şimdi bak. 23 ilk iki rakamımızı hallettik arkadaşlar. En soldaki ilk iki rakam. Sonra 3. basamaktaki 0'a geçtik. 0'ı aşağı indirdik. 0'ın içerisinde 23 olmadığı için 1'in yanına 0 koyduk. Sonrasında 4. basamakta 2 var. Onu indirdim. Ne oldu? 0,2. 0,2'de 23 var mıdır? Yoktur. 1, 0'dı bölüm. Tekrar 0 koydum. 100 oldu. En son, bakın, en sondaki basamaktaki sayımı indiriyorum. 3, 23. 23'ün içerisinde 1 var mı? Ay, 23 var mı? Özür dilerim, var. Bir defa. 23'te 1'i çarptığımda 23. Kalan ne olmuş oldu? 0. Demek ki bölüm 1001, kalan da 0 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hocam
Hocam şöyle bir soru sorayım ben size. Efendim? Hiçbir şey kalmıyor ya, o şıklarda onu belirtmek zorunda mıyız? Yani mesela atıyorum böyle bir soru geldi önümüze EKPS sınavında. Oradaki mesela şıklarda sıfır yoksa, hani bu sonuç sadece düz bir şekilde çıktıysa, o bizim orada bir şey eklememiz gerekir mi? Yani sonuçta sıfır çıktığı için. Bize zaten öncelikle bize Y'yi soruyor. Cevabımız 1001. Kalanımız 0. Bize kalanı sormuyor zaten. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben seni anlayamadım. Özür dilerim. Böyle mi demek istedin? Şöyle demek istedim hocam. Hani orada kalanlı şıklarda mesela atıyorum şöyle 1001 kalan 0 diye bir şık yoksa sadece 1001 varsa o şekilde mi işaretlememiz gerekiyor? Yani şıklar... Sadece 1001 işaretlememiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Sağ olun. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. AB 2 basamaklı ABC 3 basamaklı sayılardır. ABC AB'ye bölündüğünde bölüm Y kalan X. ABC AB'ye bölündüğünde bölüm Y kalan X. Yukarıdaki bölme işleminde X artı Y 14 olduğuna göre C kaçtır? ABC'yi AB'ye bölüyoruz. Bölüm Y kalan X. Böyle bir bölme işleminde X artı Y'de eşittir 14 olduğuna göre C kaçtır arkadaşlar? Burada çözerken dikkat edeceğimiz hususlar, bölünende indirdiğimiz bir rakam, bölende yoksa sıfır koyma işlemi arkadaşlar. ABC'yi AB'ye bölelim arkadaşlar. Bakın bölüm Y demek, bulduğumuz sayı Y'ye karşılık gelecek. Alan da eşittir X demek arkadaşlar. Böyle düşünerek yapalım. Çünkü X artı Y'yi 14 vermiş. Buna dikkat edeceğiz. ABC'yi AB'ye böldüğümüzde soldaki iki rakam AB. AB deyince benim aklıma doğrudan mesela 12 sayısı geliyor. Oraya 12 sayısını versek. 111 bölü 11. Tamam, 12'yi verebilirsiniz arkadaşlar. AB'yi 11 de verebilirsiniz. Bakın bizden çünkü AB'yi sormuyor. Böyle de yapabiliriz. Yapalım isterseniz. Örneğin 11 verelim. 11C 11'e bölünüyor. Bakın C'ye değer vermiyorum çünkü bana C'yi soruyor. Tamam mı? 11C'yi 11'e böldüğümüzde 11'in içerisinde 11 kaç defa var? 1. 11 ile 1'i çarparsak 11. 11'den 11 çıkarsa kalan ne olmuş olur? 0. Bakın 11C'di ya. Son basamağımızdaki C'yi aşağı indiriyoruz. C bir basamaklı arkadaşlar rakam. Ama AB iki basamaklı bir sayı. Rakamın içerisinde iki basamaklı bir sayı var mıdır? C'nin içerisinde. Olmadığı için birin yanına 0 koyuyoruz. Bakın bölüm 10 olmuş oldu. Kalan da ne olmuş oldu arkadaşlar? C olmuş oldu. Bakın C'yi aşağı indirdim. C'nin içerisinde AB olmadığı için birin yanına 0 koydum. 10 oldu. C'yi aşağı indirdiğimde bu artık benim kalanım. Bölüm 1 0 yani 10 olmuş oldu. X artı Y 14 demişler arkadaşlar. 10 Y'ye karşılık geliyor. 14'ten 10'u çıkartırsak 4. Bu da C'ye karşılık geliyor. Yani X değerimiz olan kalan C eşittir 4 olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Hocam bu 4 nereden gelmişti? Bir tekrar açıklamak mümkün mü? 4 şöyle. Bizden zaten C'yi soruyor arkadaşlar. C'yi sorduğu için AB'ye istediğiniz değeri verebilirsiniz. Yeter ki 2 basamaklı olsun. 11C'yi 11'e bölmüştük.
11 ile 1'i çarparsak 11, tamam. 0. C'yi aşağı indiriyoruz. C'nin içerisinde AB var mı? C bir basamaklı. AB? C bir basamaklı, AB iki basamaklı. Bir basamaklının içerisinde iki basamaklı bir sayı var mıdır? Yok. Yok. O halde 1'in yanına 0 koyuyoruz arkadaşlar. Bölüm ne olmuş oldu? C olmuş oldu. Yok. Bölüm 10 olmuş oldu. Bakın 1'in yanına 0 koyduk. 10 oldu. Bölümü Y olarak göstermiş harf olarak. Ben Y'yi kaç bulmuş oldum? 10 bulmuş oldum. X artı Y'ye de 14 demiş arkadaşlar. Y'yi 10 bulduğuma göre 14'ten de 10'u çıkartırsam kalanı bulmuş olurum. O da C eşittir. Nedir? 4'tür arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Diğer bir sorumuz. A, B, 2. ABC 3 basamaklıdır. ABC AB'ye bölündüğünde bölüm Y kalan X. ABC AB'ye bölündüğünde bölüm Y kalan X. Yukarıdaki bölme işlemine göre X artı Y toplamı en çok kaçtır arkadaşlar? Bir dakika veriyorum. AB 2 ABC 3 basamaklıdır. ABC AB'ye bölündüğünde bölüm Y kalan X. X artı Y toplamı en çok kaçtır arkadaşlar? Evet, Olcay doğru. Bulduğumuz sayı 2 basamaklı mı hocam? X artı Y'nin toplamı diyor. 2 basamaklı çıkıyor. Burada siz karar veriyorsunuz. En çok istiyor. X artı Y en çok istiyor. Siz buna karar veriyorsunuz. Bölüm doğru ama kalanla bir yanlışlık var. Arif bölüm doğru ama kalanla birlikte istiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çözüyorum arkadaşlar. AB 2, ABC 3 basamaklıdır. ABC'yi bölü AB yapıyoruz. Bölme işlemini de şöyle tarif edeyim size. ABC yazıyoruz. Bunda dikey yönde bir çizgi. AB'ye böldüğümüz için dikey çizginin bir tarafında ABC, diğer tarafına AB yazıyoruz. Altına da çizgi çekiyoruz yatay olarak arkadaşlar. Bölme işlemini bu şekilde ifade edebiliriz. Sonrasında sol yine 11 verin. Bakın AB'ye ne verdiğiniz hiç önemli değil. Tamam mı? 11C'yi 11'e bölsek 11'in içerisinde 11 kaç defa var? 1. 11 ile 1'i çarparsak 11. Kalan ne olur? 0, 0. A, B, C'di. Yani 11, C'di. C aşağı iniyor arkadaşlar. C'nin içerisinde A, B var mı? Hayır. Yoksa 1'in yanına koyduk. Bakın. Buradaki 10. 10'u bulmadan önce
Bunun yerine y diyordum. Demek ki y neye eşitmiş arkadaşlar? 10'a eşitmiş. Tamam mı? Şimdi kalan da c dedim. Aslında bu c de x'e eşit arkadaşlar. Çünkü bölme işleminden önce soruyu okurken size kalanın x olduğunu söyledim. Kalan x de c'ye eşit. Benden istiyor ki x artı y toplamı en çok olsun istiyor arkadaşlar. Y 10. Bu kesin, bunu değiştiremem. Çok olması için c'ye benim bildiğim en büyük rakamı verebilir miyim? Evet. Bakın zaten 10 geldi hocam o zaman. 9. 9 vereceğiz arkadaşlar. En büyük rakamımız 9. 10 verirsek AB içerisinde olabilir. Tek basamak olduğu için miydi hocam? Tek basamak, yani rakam arkadaşlar. Rakamın içerisinde zaten iki basamaklı bir sayı olmadığı için kalan olmuş oluyor. O halde C'ye en büyük rakam 9 veriyorum. 10 ile 9'u toplarsam ne eder arkadaşlar? 10. 9. Tamam mı? Biraz yaklaşmışım ama çözüme ulaşamamışım. Hocam bir de anlatabilir misiniz? Ben kim? Tekrar anlatıyorum. ABC'yi AB'ye bölmemiz sırasında arkadaşlar. Dediğimiz gibi AB istenilen değerleri verebilirsiniz. Neden verebilirsiniz diyorum. Bize çünkü C'yi soruyor. Bir, değer vermeden de ABC'yi AB'ye böldüğünüzde AB'nin içerisinde AB kaç defa vardır? Bir defa vardır, değil mi? AB ile 1'i çarparsak AB eder. 1 yazıyorum arkadaşlar. AB çarpı 1 AB. ABC'deki AB'nin altına gelecek şekilde yazıyorum. A'dan A çıktığında 0, B'den B çıktığında 0, C otomatik olarak aşağı iniyor. Lakin C rakam. Bakın 0'dan 9'a kadar. İki haneli değil. Tek hane var. C'nin içerisinde AB olmadığından dolayı, rakamın içerisinde iki basamaklı bir sayı olmadığından dolayı 1'in yanına 0 yazıyorum arkadaşlar. O halde bölüm 10 olmuş oldu. Kalan da C'yi indirmiştim arkadaşlar. C'yi indirdim ama kalanla bölümün toplamının büyük olmasını istiyor. Ben de diyorum ki acaba nasıl büyük yapabilirim? Bölümü değiştiremiyorum. 10 zaten. Kalana da en büyük rakamı veriyorum ki 9. 10 ile 9'u toplarsam ne eder arkadaşlar? 19. Tamam mı? Evet. Sondaki değeri tek basamaklı olarak mı düşündüm? Evet, çünkü neden tek basamaklı olarak düşündüm? ABC 3 basamaklı demiş ya. Sonuçta C rakamı, bakın C bir rakamdır. ABC 3 basamaklı bir sayı ise C bir rakamdır. Doğal olarak C aşağı indiğinde, bakın AB'nin içerisinde AB var. C'yi aşağı indirdiğimde C bir rakam 2 basamaklı bir sayı içinde barındırmaz. O halde 1'in yanına 0 koyuyorum. Bakın bölüm 10 olmuş oldu. Ve ben buna y olarak söylemiştim. Kalan da c oldu. Ama rakamların en büyüğünü vereyim diyorum. Toplamın büyük olması için. O halde c'ye 9 veriyorum. 10 ile 9'u topladığımızda da ne eder? 19 eder arkadaşlar. Burada aslında aklıma bu soruların, yani ikisinde de hani bu 100 rakam diye gitti. Hani 3. sayı o, hani biliyorsunuz ABC 3 basamaklı bir sayı ya. O hep kafama takıldı hocam. Ve yerine değer verebilirsiniz. Onda kesinlikle problem yok. Tekrar söylüyorum. Önemli olan sizden istenilene değer vermeyin. Hani yani C'ye değer vermeyin. 110 oluyor ya, hani 10 ABC hani 110 oluyor normalde. Hani normalde derken sen bulup bu değeri kendin veriyorsun değil mi? Evet. Yani biz onu sonradan hani aşağı indirdiğimiz zaman hani 10 olarak değerlendiriyoruz ya, ki yani 100 sayısı nereye uçuyor, benim kafam hep buraya takılıyor. Şimdi bak 110'u ya mesela 110 dedin değil mi? 110'u 11'e bölersen kaç çıkar bölüm?
110'u 11'e bölerseniz bölüm kaç çıkar? 10. 10 çıkar, kalan 0 olur değil mi? Evet. Bizden istediği şey şu. Diyor ki kalan büyük olsun ki diyor toplam en çok olsun diyor. 0 değil de kalan 9 olabilir mi? Evet. 119'u 11'e bölün. 119'u 11'e böldüğünüzde kalan ne olur? 0 olmaz mı? 9'u 11'e böldüğümüzde. 9. 119'u 11'e böldüğümüzde arkadaşlar kalan 9 olmuş olur. Görüldüğü üzere en büyük rakam 9'dur. Bölüm 10 olur. O değişmez. C değişse bile bölüm 10'dur, değişmez. Kalan değişmiş oldu 9. 10 ile 9'u toplarsak da 10, 9 olmuş oldu arkadaşlar. Yani C'nin zaten hani tek basamak olarak kalacağını tahmin ettiğim için hani oranın sonradan 9 olacağını anlamıştım da hani biraz yüzler basamağında kafam takılmıştı. Onda cevabını almış oldum böylece. Şimdi arkadaşlar ikinci başlığımız bölen kalan ilişkisi diyeceğiz. Şimdi bölen kalan ilişkisi bölme işleminde önemli bir husustur. Neden? Bir bölme işleminde kalanın en az sıfır olduğu ve kalan sayının bölen sayıdan küçük olması gerektiği üzerinde sorular üzerinde uygulama yapacağız. Diyeceğiz ki kalan en az sıfır olabilir. Neden sıfır olur? Çünkü tam olarak bölünür. Kalansız bölünür değil mi? En az sıfır. Bakın en küçük kalan ne olabilirmiş? Sıfır. Ve kalan sayının bölen sayıdan da ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. Düşünsenize kalan sayı bölen sayıdan büyük olsa hala bu sayının içerisinde böleni aramaz mıyım? Ararım değil mi? Kalan sayı bölen sayıdan büyük olursa bu kalan sayı olmaz. Hala bölünebilen bir bölme işlemi söz konusu olur. Tamam mı? O halde 37 örneğin bir örnek üzerine açıklayalım. 37'yi 7'ye bölelim. Bölüm nedir arkadaşlar? 7 kere 5. 35. Kalan ne olur? 37'den 35'i çıkartırsak kalan nedir? 2. Bakın dikkat ederseniz kalan 2, bölen 7. Kalan bölenden ne olmuş oldu? Küçük oldu arkadaşlar. Demek ki bir bölme işlemi yaparken nelere dikkat edeceğim? Kalan 0'a eşit ve büyük olabilir. Ve bölenden küçük olması gerekir. Bakın kalanın olması gereken durumları söylüyorum. 0'a büyük ve eşittir. Ve bölenden küçüktür arkadaşlar. Kesinlikle kalan negatif olamaz. Böyle bir uyarı yapayım. Kesinlikle kalan negatif olamaz. Kalan 0'a eşit olursa kalansız bölünür. Tam bölünebilme diyoruz arkadaşlar. Veya kalan bölenden küçük olması gerekir ki bölme işlemi sonlandırılsın. Tamam mı? İlk örneğimiz A ve X doğal sayılardır. A 6'ya bölündüğünde kalan 2X eksi 6. Tekrar okuyorum. A ve X doğal sayılardır. A 6'ya bölündüğünde kalan 2X eksi 6 olduğuna göre X kaç farklı değer alır? Demek ki X tek bir tane değer almadığını söyleyebiliriz. Kaç farklı değer alır diyor. Tek bir tane de alabilir. İki tane de, üç tane de alabilir ama X ile ilgili bir durum söz konusu. Bu durum, bakın
bölen kalan ilişkisine dayanmaktadır. Nasıl? 2x eksi 6 kalan sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük ve eşit. Bakın, sıfır büyük ve eşittir. Özür dilerim. 2x eksi 6 sıfırdan büyük ve eşittir. 2x eksi 6 da küçüktür. Ne demem gerekiyor? 6 demem gerekiyor arkadaşlar. Hadi 2x eksi 6'yı tek tek de deneyebilirsiniz. Mesela 2x eksi 6 eşittir. 0 deyin. Bakın 0'dan başlıyoruz. Eksi 6'yı bu tarafa atarsak 2x eşittir ne olur? 6. X eşittir ne olur? 3. Demek ki ilk değerimiz x de arkadaşlar 3. Sonra diyorum ki 2x eksi 6 1 olabilir. Bakın en küçük 0 olabiliyor. Ve sonrasında da 6'dan küçük olan 5 değerini alabiliyor. 2x eksi 6'ya 0 dediğimizde x'i 3 bulduk. Tamam. 2x eksi 6'ya 1 diyelim arkadaşlar, olur mu? Bulabilir miyiz doğal sayı? Bulamayız. Çünkü eksi 6'ya 1'in yanına artı 1 olarak geçer. 6 1 daha 7. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 7 bölü ne olur? 2. Bakın olmaz, eledim. 2 yazıyorum. 2x eksi 6 eşittir ne? 2. 6 2'nin yanına artı 2 olarak gelir. 6 2'nin yanına artı 6 olarak gelir. 2 6 daha 8. 2x eşittir 8 ise her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. X eşittir 4 çıktı arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz değerlerim ikişer ikişer artıyor. Önce 0 verdim. Sonra 2. Sonra ne vermem gerekiyor? 4 vermem gerekiyor. Kalan 4 de olabilir diyorum. 2x eksi 6 eşittir 4. Eksi 6 4'ün yanına artı 6 olarak gelir. 6 4 daha 10. 2x eşittir 10. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 5 olmuş oldu arkadaşlar. Şu noktadan sonra 0, 2, 4 üzerine 2 eklersem 6 vermek zorunda kalırım. Lakin 2x eksi 6 6'dan neydi arkadaşlar? Küçüktü. Küçük olduğu için de en büyük değer olarak 5 doğal sayısını verebiliyorum. Birazcık anladık mı yoksa böyle bir karmaşıklık biraz mı? Biraz. Bunu tekrar yapabilir misiniz? Peki, tabii ki Nurhayat. Şimdi A ve X doğal sayıymış. Yani A doğal sayı, X doğal sayı. Sıfırdan sonsuza kadar giden sayı dizelerinden oluşmakta. Sayısı 6'ya bölündüğünde kalan 2x eksi 6'ymış. Öncelikle bir de şöyle denemek istiyorum. Eşitsizlikle çözeyim. Zorlanabilirsiniz diye çözmemiştim ama bir deneyelim. 6'ya böldüğümüzde kalan 2x eksi 6. Verilen bölme işleminde x kaç farklı değer alır diyor arkadaşlar. Bölen kalan ilişkisiyle birlikte soruyu çözmeye başlayabilirim. Kalan en küçük ne oluyordu? 0. En büyük ne oluyordu? 6'dan küçük olması gerekiyordu arkadaşlar. O halde şöyle bir eşitsizlik kuruyorum. 0 küçük eşittir. Sağa doğru döndürdüğünüzdeki kısım arkadaşlar. Altına da çizgi koyuyoruz. 0 küçük eşittir. 2x eksi 6. O da küçüktür. Ne diyorum? 6. Yalnız bırakmak istiyorum. Denklem çözüyormuş gibi hissedin. Eksi 6, 6'nın yanına artı 6, 0'ın yanına artı 6 olarak gider. 0 artı 6 da 6 eder. Bakın eksi 6 da 6'nın yanına artı 6 olarak gelmişti. 6 6 daha 12 eder. Bakın 0 artık 6 oldu. 6 küçük eşittir. 2x küçüktür. 12 oldu. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Eşitsizliği denklem çözüyormuş gibi davranacağız. Her üçünü de 2'ye bölüyorum. 2x'i 2'ye böl x.
12'yi 2'ye böl 6. 6'yı 2'ye böl 3. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 3 küçük eşittir x küçüktür 6. Bu ne demek? X 3 ve 3'ten büyük, 6'dan küçük her değeri alabilir. 3'ten başlıyorum eşitlik olduğu için. 3, 4, 5. Toplamda kaç değeri almış oldu arkadaşlar? 3 tane değer almış oldu. Veya dedim ki, bakın bu eşitsizlik zor olursa, 2x eksi 6'yı alabileceği her değer için eşitleyin. Nasıl? 0 olursa 2x eksi 6 eşittir. 0 deyin. Eksi 6'yı 0'ın yanına atarsanız 6. 2x eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 olur arkadaşlar. Bundan sonrasında bir denediğinizde olmuyor. 2'ye bölünmüyor. 2 alıyorsunuz. Baktınız ki ikişer ikişer arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. O halde ilkine 0 verdiğinizde 3. İkincisine 2 verdiğinizde 2x eşittir 8'den x 4. Son olarak da 2x eksi 6'ya 4 verirseniz 2x eşittir 10, x eşittir 5 olmuş olur arkadaşlar. Aynı benzer. Evet. Ne söylediniz arkadaşlar? Yok hocam. Bununla ilgili benzer şey geldi ama hani 2 ile arttığımız zaman normalde 12 oluyor, sonra bunu alttan olduğunu düşündüğümüz zaman 10 olduğunda yine 5 rakamına ulaşabiliyoruz diye aslında aklıma geldi, acaba böyle bir yönteme gidilmez mi diye. Burada arkadaşlar eşitleme yap, yani denklem, ya denklem çözeceksiniz, tek tek sayıları deneyeceksiniz. Ya da eşitsizlik üzerinden gideceğiz. Eşitsizlik çözmesi kolaydır arkadaşlar. Rahat olursak çözebilirsiniz. Sadece eşitsizlikte sembollerim geliyor. Küçük eşittir ve aynı şekilde küçüktür halinde. Çözerken denklem çözüyormuş gibi davranıyoruz. Sağ ve soldaki rakamları 2x'in yanındakini artı olarak gönderiyoruz. Sonra sağ ve sol ve ortadaki rakamı x'i yalnız bırakmak için x'in başındaki katsayıya bölüyoruz arkadaşlar. Bu dersimizin son sorusu olacak arkadaşlar. Şu an için biraz kafamda böyle bir ağrı var. Onun için haftaya telafi etmeye çalışacağım. Yoğunluk da azalmış olacak benim için. Bu soruya benzer bir soru. Hocam, efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buna benzer arkadaşlar. Yorumlamanızı isteyeceğim. A ve x doğal sayıdır. Sıfırdan sonsuza kadar gitmekte oluşan sayı dizelerinden oluşuyor. 0, 1, 2, 3, 4. A'yı 16'ya böldük. Kalan 4x eksi 12. Bakın A'yı bölünen 16'ya bölen böldük. Kalan 4x eksi 12. Yukarıdaki bölme işlemine göre x kaç farklı değer alır arkadaşlar? Soruyu bir daha okuyabilir misiniz hocam? Sesiniz kesik geldi de. İki. A bölünen 16'ya bölünüyor. Bakın A 16'ya bölünüyor. Kalan 4x eksi 12. Buradaki A ve x doğal sayı arkadaşlar. Sıfırdan itibaren devam eden sayılar. Sizden istediğim şey x kaç farklı değer alır arkadaşlar. A'yı 16'ya böldüğümüzdeki kalan 4x eksi 12. Ve bu bölme işleminde sizden istediğim durum x'in değerleri arkadaşlar. A'yı 16'ya bölüyorum.
olan 4x eksi 12 sizden istediğim şey 4x eksi 12'deki x'in kaç farklı değer alabilme durumu arkadaşlar. Sizlik de çözebilirsiniz veya yorumlayalım. Nurhayat. 16'dan küçük olması gerekiyor bir defa. Tamam. Neden büyük ve eşit olacak? Siz devam edin. Biri 4 ile çarpılıyor, biri 3 ile çarpılıyor. Olcan ne diyorsun? 4x eksi 12 16'dan küçük olacak. Tamam. Neden büyük ve eşit olacak? En küçük ne olabilirdi? Kalan. Hocam sıfırdan büyük olması lazım. Sıfıra eşit de olabilir değil mi? Kalansız bölünür. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Sıfır yazıyoruz. Sembolümüz. Sağa doğru V'yi çevirdiğimizde altına çizgi koyuyoruz. Sıfır. Küçük eşittir. 4x eksi 12. Küçüktür. 16 diyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir eşitsizlik kuruyoruz. 0 küçük eşittir. 4x eksi 12 küçüktür. 16 diyoruz. 4x eksi 12'deki eksi 12 sağ ve soldaki rakamların yanına taşıyorum. Bakın denklem çözüyormuş gibi düşünelim. Fakat sağ ve solda iki tane olmuş oluyor. Tamam mı? Eksi 12 artı 12 olarak 16'nın yanına gelir. Aynı şekilde 0'ın yanına da eksi 12 artı 12 olarak gider. 0 artı 12 daha 12. Küçük ve eşittir 4x. Küçüktür 16 artı 12. 0 artı 12 12 eder. 12 küçük ve eşit 4x. Küçüktür 16, 12 daha 28. Ne oldu arkadaşlar? 12 küçük eşittir 4x, küçüktür 28. Amacım x'e ulaşmak ise x'in başındaki önündeki 4'ü bölmem lazım. 4x'i 4'e bölerken eşitsizlik sistemim, bakın bu bir eşitsizlikteki sağ ve soldaki sayıları da bölüyorum. 12'yi 4'e böl 3. Küçük eşittir x, 28'i 4'e böl, küçüktür 7. Demek ki x hangi değerleri alabiliyor? 3, küçük eşittir x, küçüktür 7. Bu ne demek arkadaşlar? X'ler 3'e eşit ve büyük, 7'den küçük. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir ve ne olabilir arkadaşlar? 6 çünkü 7'den küçük olması gerekiyordu. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tekrar anlatayım mı? Tekrar. Tabii ki. Eşitsizliği anlıyor musunuz? Öncelikle onu sorayım. Yoksa tek tek deneyeceğim sayıları. Hocam eşitsizlikte çözmeseniz de. Kafa biraz karıştırıyor. Hani haklısınız. Gerçekten. Çünkü iki taraflı zihinsel olarak düşünmemiz ve yürütmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. O halde tek taraflıymış gibi düşünelim. Nasıl yani? Bakın eşitsizliktir temeli. Fakat denklem haline de dönüştürebiliriz. Nasıl? Diyorum arkadaşlar. Hani temel kavramlarda deneme yanılma yapıyorduk ya. Böyle harflerin yanına değerler veriyorduk. Burada da onu yapmaya çalışalım. Nasıl veriyorum? Öncelikle kalanın en küçük sıfır olduğunu söylüyorum. O halde 4x eksi 12 neye eşit diyorum? 4x eksi 12 neye eşitlerim? En küçük alabileceği de? 11. Bakın en küçük kalan sıfır olabilir. En büyük de bölenden küçük olan değer olabilir.
O halde 4x eksi 12'yi neye eşit diyorum? 0'a eşit diyorum. Eksi 12 0'ın yanına ne olarak gelir? Artı 12. 4x eşittir 12'den x ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşittir 3 olmuş oldu değil mi? Sonra bakın 0 verdim. Sonra 1 olsun diyorum. 4x eksi 12 eşittir 1. Eksi 12'yi bu tarafa atarsanız ne olur? Artı 12. 1, 12 daha ne etti? 13. 13 4'ün katı mıdır? Hayır. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Hemen eledik. 2 verirseniz eksi 12 at bu tarafa artı 12. 12 2 daha nedir? 14. 4'ün katı mıdır? Hayır. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu şekilde değerler veriyoruz. Dikkat ediyorsunuz. 0 oldu. Sonrasında 1 oldu mu? Hayır. 2 oldu mu? Hayır. Şimdi bakın arkadaşlar. Bundan sonra eşittir dediğimde x 4'ün katı ya. Aralarında 4'er fark olacak şekilde değerler veriyorum. En küçük 0 verdim. Sonraki değer ne olacak? 0'ın üzerine 4 eklersem? O zaman 4x eksi 12'yi neye eşit diyeceğim? 4'e. Eksi 12 4'ün yanına ne olarak gelir? Artı 12. 12 4 daha 16. X ne olmuş olur arkadaşlar? 4x eşittir 16'dan. Olmuş olur. Bakın sayıları verirken, kalana değerler verirken en küçük sıfırdan başlıyorum. Sonra x'in önündeki kat sayıya göre arttırıyorum arkadaşlar. X'in önünde 4x vardı. 0 sonra 4 olabilir kalan dedim. 4'ün üzerine 4 eklersem ne olur? 8 olabilir kalan diyorum. 4x eksi 12 eşittir 8'den. Eksi 12 8'in yanına ne olarak gelir? Artı 12. 12 8 daha ne eder? 20. O halde x nedir? 4 ile çarptığımda 20 eden sayı 5. Bakın 3, 4, 5 oldu. Değer olarak neyi vermiştim kalanlara? 0 olsun dedim. Sonra 4 arttırdım, 4 olsun dedim. Sonra 4 arttırdım, 8 olsun dedim. 8'e 4 arttırırsam ne olur? 12 mi? 4x eksi 12 eşittir 12 olsun desem, eksi 12, 12'nin yanına artı 12 olur. 12, 12, 24. 4x eşittir 24'ten. X ne olur arkadaşlar? Bir tane x. 6. Şimdi bakın. En son verebileceğim değer 6. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben 4x eksi 12 neye eşitledim? 12'ye eşitledim. 12'nin üzerine 4 koyarsam ne olur? 16 mı olur? 16 benim kalanım olamaz. Çünkü bölenim ne arkadaşlar? 16. 16'dan küçük olması gerekiyor. O halde x'im hangi değerleri oldu? 3, 4, 5, 6. Kaç tane değer aldı arkadaşlar? 4. 4 tane değer almış oldu. Tamam mı? Birazcık böyle hafif, yani böyle biraz soru işaretleri elbet olacak. Kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Ama böyle bir en azından haftaya başladığımızda daha rahat soru çözeceğinizi düşünüyorum inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Kusura bakmayın. İyi akşamlar diliyorum ama haftaya inşallah soru çözümüyle telafi edeceğim. Kayda tam olarak geçmedi. Bugün hani konusu neydi acaba? Doğal sayılarda. Doğal sayılarda bölme işlemi de. Bölme işlemi. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Sağlık. Tekrar teşekkür. Hocam ben derse daha aktif katılabilirdim de bilgisayarım isyan ediyor şu anda sıcaklıkta. Ya olsun, haftaya inşallah. Ben de haftaya daha iyi olurum. Hocam tam 24, 48, 72 saattir kesintisiz çalışıyor makine. Anlıyorum, yazıktır, günahtır. Tamam, canlı değildir ama sonuçta onu yöneten insana yazıktır, öyle diyelim. Öyle hocam. Size dikkat edin, olur mu? Üzmeyin.
Üzerden biraz da mecburiyetten hocam ya. Olacak. Efendim biraz da mecburiyetten hocam. Bahsettikale işleri falan. Linux üzerine mi çalışıyorsun demiştim de. Ya hem onun üzerine çalışıyorum hem şey başka bir şeyler de istendi benden. Cuma'ya kadar zaten yayınlanacakmış. Perşembe günü paylaşırım. Engellerin teknolojiyle alakalı Shift Delete Net için bir tane makale yazdım. Shift Delete Net'te yayınlanacak Cuma'ya kadar. Ben de linkini paylaşırım mutlaka. Paylaş, bana da mail olarak gönder olacağı, oldu mu? Peki o zaman. Ben de o makalemi Shift Delete Net'te okumak istiyorum. Çünkü Shift Delete Net gerçekten ideal olacak portallardan bir tanesi. Sen Chip Online'ı da biraz uğraş. Yani aynen, Forum şey... TR de olabilir mesela. Bak, ya Shift Delete Net'te şöyle bir fırsat çıktı. Onlar editör arıyorlardı. Editör için başvuru arıyorlardı. Ben de başvuru yaptım. Editörlük başvurusu yaptım. O yüzden belki bir deneme amaçlı, hani benim okuyucudan ne kadar tepki çektiğimi ölçmek amacıyla bir makale istemiş olabilirler. Shift Delete ne? Ben bilmiyorum. Sadece yani bilmediğim Teknoloji portalı hocam. Böyle incelemeler yapıyorlar. Yani böyle tartışmalar yapıyorlar. İnternette teknoloji üzerine bir dergi gibi bir şey hocam yani. Ha, yani bizde şimdi eğitim üzerine dergiler var, eğitim bilimleri dergileri falan, hani makalelerimizi o yöne gönderiyoruz. Yani böyle bir paylaşma forumu, teknolojik mesela bir yenilik mi oldu veya yeni bir şey mi çıktı, orada paylaşılıyor veya kullanıcılar altına yorum yazıyor. Çok güzel o zaman, çok güzel. Ya da ürün incelemesi yapıyorlar böyle yeni cihazların. Özellikle mesela şunu söyleyebilirim. iPhone 6S'in incelendiği ilk portal, Türkiye'de incelendiği ilk portal Shift Delete'ti mesela. Diğeri neydi? Diye bir tane daha söylediniz. Chip Online var mesela. O da aynı Shift Delete.net gibi. Mesela benim... TeknoSeyir var. TeknoSeyir de iyi mesela. TeknoSeyir mesela benim popüler olarak takip ettiğim Profit TeknoSeyir yani. Bu tip yerlerde engellerin ben başlangıç aslında... olmak kaydıyla istiyorum açıkçası. Engellilerin böyle bir teknoloji sayfası olsa daha güzel olur aslında. Hakikaten aslında. Ama evet. Hayır olmaz. Şimdi arkadaşlar, eğer erişilebilirlik olacaksa var olan sistemin sadece engeller olmaz entegre, evet. Evet, var olan sistemin içerisinde entegre olmuş olması lazım. Ben engelliler için konuşan saat, engelliler için şu makinesi bu makinesine karşıyım. Ha, böyle herkes için portal yapılmış olur. Onun içerisinde engeller dahil olur. Onu seve seve desteklerim ama maalesef engellerle alakalı. Entegrasyon olsun. Ayrılmadan öte evet, entegrasyon olması daha iyi. Şöyle şu anlamda söyledim. Mesela genellikle işte iPhone'da mesela nedir? İşte şu çalışmaz, bu çalışmaz. Android'de şöyle sorunlar var. Böyle